Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Hüseyin Bey'i tanıyarak başlayacağım. Hüseyin Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Buyurun. Ben Hüseyin Ülkü, İzmirliyim. 56 yaşındayım. Sektörle tanışmamız başka bir iş yaptıktan sonra, o işin başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra başladı bu işle tanışmamız. 15. yılımızı şu anda oldu evet. Burada. Burada güzel de bir konsept oluşturmuşsunuz. Evet, ne kadar güzel. Evet. Buraya kurmuşsunuz ve faaliyetler evet. Devam ediyor. Tanıyalım, burada neler yapıyoruz? Gelen misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar Hüseyin Bey? Biz burada balık üzerine sadece çalışıyoruz. Balıkta da işte sardalya, mezgit, kalamar, midye, panga, levrek, çupra gibi balıklar genelde sunuyoruz müşterilerimize. Evet. Balık çorbamız. Balık çorbası, evet. Balık olmazsa çorbası olmaz. O, evet, çok iyi oldu o da. Evet. Konsept tamamıyla balık. Evet, yani balıkla evet. Alakalı A'dan Z'ye her şeyi yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Evet, zor A'dan Z'ye demeyelim de öyle her şeyi yaparsan olmaz. Bazı özel yaptığımız şeyleri yapabiliyoruz. Yapmadığımızı asla yapmayız yani. Kendimizin yemediği hiçbir şeyi müşterilerimize de yedirmeyiz. Bu hizmet politikanız evet, evet. Diyebiliriz. Zor iş çünkü yani burada yapabileceğiniz bir hata çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Ne kadar güzel bakın evet. Vermiş olduğunuz örnek, kendi yemediğinizi insanlara sunmuyorsunuz. Elbette. Başka neler var kriterlerinizde Hüseyin Bey? Başka? Güler yüz olmazsa olmaz mesela. Olmazsa olmazlarımızda yani sadece geliştirmek artık işimizi. Evet. Bayilikler vermek, onları düşünüyoruz ileriki günlerde. Tabii ilerleyen zamanlarda. İlerleyen zamanlarda evet evet. Yani şunu söyleyebiliriz biz sizler için. Önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Evet, tabii. Evet, şunu hissettim bir de sizler. Röportajdan önce de biraz sohbet etme fırsatı bulduk. 15 sene geçmiş, hala seviyorsunuz işinizi. Hala o amatör ruh var sizde. Evet, evet. Sevmeden yapamazsın hiçbir işi zaten. Evet. Siz de mutlaka severek yapıyorsunuz bu işi. Evet, yoksa başarılı, yani, olmaz. Mümkünat yapma her iş için böyle. Olmaz. Yani öyle yüzeysel bir şeyleri yaparsanız hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Ve profesyonel bir ekip var. Bu iş ekip işi. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu anda 22-23 kişi var. Çalışan personeliniz. Evet, evet. Ciddi bir istihdam sayısı burada bakmış O oldum. Değişiyor. Biraz daha fazla oluyor, az oluyor. Zaman zaman değişiyor. Zaman zaman evet. Değişiyor. Peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Burada aşağı yukarı 150-200 kişi aynı anda ağırlayabiliriz. 150-200 evet, kişi. Evet. Hafta sonu buraya 1000-1500 kişi civarında müşterimiz geliyor. Evet, hafta var mı yılbaşına özel program böyle? Yok. Biz alkol olmadığı için öyle yılbaşında öyle bir programımız yok. Evet. Peki dönersek bir 15 sene önce Hüseyin Bey. Son olarak bunu soracağım evet. Size. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Yani hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerinizde, projelerinizde neler olacak? Valla genel olarak hayal ettiğimiz şeylere ulaştık. Bundan sonrasında da artık her şeyi akışına bırakmayı düşünüyorum yani. Daha fazla çünkü belli bir yaştan sonra da bazı şeyler çok zor oluyor. Gençlere bırakmak lazım bazı şeyleri. Var mı gelecek kuşak? Var tabii var. Evet, sizden bayrağı teslim alacak inşallah. İnşallah bakalım. Tabii ama yaşam boyu bu hedefte hayalde bitmeyecek. Tabii. Biterse tabii. Biz de biteriz. Tabii canım tabii. Evet, biz bir yolda başarılı elde ediniz sizlere. Son bir teşekkür mesajınızı aldım mı buraya gelen misafirlerinize, İzmir'e, tüm Türkiye'ye 7'den 70'e neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözler size. Bugüne kadar bizi tercih ettikleri için müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bizi yalnız bırakmamalarını temenni ediyoruz. O zaman biz de herkesi buraya davet edelim. En İnşallah. Azından bu güzel lezzetlerden tatmaya değil mi? Tabii. En azından sizlerle bir tanışmaya davet edelim. Tabii. Çay kahve içmeye de olur diyelim. Tabii olur. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım Hüseyin Bey. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Sağ olun. Biz de size çok teşekkür ederiz. Büyük keyifli efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.